AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, sarmalık tütünü ile ilgili yaptığı açıklamada, Tarım Bakanlığı tarafından çıkarılacak yasanın tütün üreticilerinin önerileri doğrultusunda hazırlanacağını kaydetti. AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, sarmalık tütünü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Alkayış, AK Parti'nin tütün üreticisini mağdur etmemek adına büyük bir gayret gösterdiğini belirterek, eski bakan Kemal Derviş'in uluslararası para fonu yaptığı anlaşmalar dolayısıyla tütünün önüne büyük engeller konulduğunu aktardı. Tütün biliyorsunuz Adıyaman'ımızın en önemli gelir kaynaklarından bir tanesi. Dolayısıyla tütün için alınacak her karar Adıyaman halkını yakından ilgilendiriyor. Özellikle Adıyaman'ımız tütün bölgesi. Burada da iki türlü tütün ekimi var. Bir tanesi bizim eskiden tekele götürdüğümüz tütün, daha çok Adıyaman'ımızın ova kısmında yetişiyor. Genelde firmalarla sözleşme yapılarak şu anda tütün ekimi yapılıyor. Bir de bizim sarmalık tütün dediğimiz, özellikle Çelikan bölgesinde, dağ bölgesinde yetişen tütünümüz var. AK Parti'miz özellikle tütün üreticisini mağdur etmemek için çok uzun süreden beri bir gayret içerisinde. Alkayış, tütün üreticileri ile yapılan görüşmeler dikkate alınarak Tarım Bakanlığı tarafından yasa çıkarılacağını vurguladı. IMF ile yapılan anlaşmalarda, özellikle Kemal Derviş döneminde yapılan, çıkarılan yasalarla tütün önünde özellikle ciddi engeller konulmuştu. AK Parti'miz bunları kısım kısım engelleri kaldırdı ve Adıyaman tütününü marka haline getirecek, Adıyaman tütününün hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadan üretiminden içine ulaşacak zamana kadar ki bütün süreçleri kontrol altında tutan ve bunu yasalaştıran bir gayret var. Tütün yasası geçtiğimiz dönemde çıktı. Ancak bazı hükümleri altyapısı hazır olmadığı için ertelendiriliyor. Bir yıl uygulaması erteleniyor. En sonunda da şu an tütün yasasının asıl ayağı olan ve yasanın nasıl uygulanacağını gösteren yönetmeliğin çıkması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanımız Sayın Ahmet Aydın ve özellikle Tarım Komisyonu'nda bulunan Milletvekilimiz Sayın Yakup Taş'ın da gayretleriyle Adıyaman'daki bütün ziraat olası başkanları hem burada toplantı yapıldı hem de Ankara'da toplantı yapıldı. Tütün üreticimiz nasıl bir beklenti içerisinde ise ona ilişki bir yönetmelik çıkarılacak Tarım Bakanlığı tarafından. İnşallah bu da çıkarıldıktan sonra üreticimiz kendi kooperatifini kuracak, markasını vuracak ve üretiminden satışına kadar bütün mekanizma sorunsuz olarak devam edecek. Adıyaman tütün üreticisinin yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. İnşallah son kalan kısım, yani yönetmelikle beraber de tütünümüzü hem bir Türkiye ve dünya markası yapacağız, hem de tütün emekçilerimizin inşallah alın terini garanti altına, teminat altına alacağız ve bu Adıyaman'ımızın değeri olan özellikle Çelikan tütünü başta olmak üzere bütün tütünü inşallah sorunsuz şekilde üretimi sağlayacağız.